Erdoğan üniversite mezunu mu? Hocası canlı yayına bağlandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi'nde hocalığını yaptığını öne süren Aydın Ayaydın, Enver Aysever'in sorularını cevapladı. Üniversiteden mezun olmadığı yönünde iddialar öne sürülen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın derslerine girip, sınavlarını yaptığını söyleyen CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın yaşanan süreci Tele1'e konuk oldu. Enver Aysever'e konuşan Ayaydın şunları söyledi. İsmimin gündeme gelmesinden son derece rahatsızım. Gerek 2014 seçimlerinde gerekse son seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermedim. Her iki seçimde de rakiplerine oy verdim. 22 yıldır AKP'ye oy vermedim. Hem derslerine girdim hem sınavlarını yaptım ama diplomasını gördüm demedim. Tayyip Bey'in okuduğu dönemde asistan olduğum için 4 yıl boyunca hem derslerine girdim hem de sınavlarını yaptım. Okula devam zorunluluğu yoktu. Tayyip Bey zaten gece dönemi öğrencisiydi. Okula sınavdan sınava gelirdi. O dönem sağ-sol çatışması vardı. Ben sadece bunları söyledim. Ben hiçbir zaman Erdoğan'ın diplomasını gördüm demedim. Ne olmuştu? Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili çok konuşulacak bir karara imza attı. Cumhuriyet'e konuşan avukat Pınar Akbina, saray saltanatı çatladıkça yargı üzerindeki baskı hafifliyor, dedi. Halkın Kurtuluş Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Marmara Üniversitesi diplomasında belirsizlik olduğunu iddia ederek üniversitede bulunması gereken yükseköğretim diplomasının, üniversite sicil dosyasının, transkript belgesinin, öğrenim süresinin kendileriyle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti. Marmara Üniversitesi, 7 Mayıs 2021'de Halkın Kurtuluş Partisi'nin başvurusunu, kişisel veri olduğu, gerekçesiyle reddetti. Halkın Kurtuluş Partisi avukatları bunun üzerine üst başvuru yolu olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na başvuru yaptı. Kurul, 7 Temmuz 2021'de Halkın Kurtuluş Partisi'nin başvurusunu, kişisel veri olduğu, gerekçesi ve oy birliği ile reddetti. Halkın Kurtuluş Partisi avukatları bu kararının iptali için Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne iptal davası açtı. 14. İdare Mahkemesi de 16 Kasım 2021 tarihinde, her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari işlemlerde istikrarsızlığa neden olmaması ve dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmaması, gerekçesiyle ehliyet yönünden, davayı reddetti. Halkın Kurtuluş Partisi avukatları Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin bu kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, 30 Haziran 2022'de Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle kaldırdı ve yeniden karar verilmek üzere mahkemeye gönderdi. Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı kararda partinin bu davayı açmada menfaatinin bulunduğu belirtildi. Kararın devamında ise, mahkeme tarafından, davanın anayasanın 20. maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu göz önüne alınarak işin esası hakkında bir karar verilmesi gerektiği açıktır, denildi.